Azap istiyordum. Assalamu aleyküm hürmetli talebeler. Bugün dersimiz nazari mekanikadan 10. maruza, yani maddi nuqtaning murakkab harakat. Murakkab harakat. Biz sizlar bilan harakatlarni o'tdik. Sodda harakatlarni o'tdik. Ilgarilama harakat. Eslayapsizlarmi? Qo'zg'almas o'q atrofida aylanma harakat va qattiq jismning tekis parallel harakatlarini o'tdik. Bu jismga taalluqli harakatlar edi. Endi bugun jismning emas, nuqtaning murakkab harakatini o'tamiz. Nuqtaning, ya'ni moddiy nuqtani. Umuman mexanikada nuqta deyilganda moddiy nuqta qaraladi, ya'ni massaga ega bo'lgan nuqta, massaga ega. Masalan, samolyot uzoqdan bizga nuqta bo'lib ko'rinadi, lekin uni qancha massasi bor? Nechta tonna massasi bor? Shuning uchun u moddiy nuqta deyiladi, moddiy nuqta. Endi moddiy nuqtaning murakkab harakatini o'tamiz. Yana eslatib o'taman, bolalar, hozir internet yomon ishlayapti. Agar uzilib qolsa, sizlar sabr qilib turasizlar, xo'pmi? Qayta-qayta kirib turamiz. Demak, moddiy nuqtaning murakkab harakati. Keyinlar mana savollarga e'tibor beraylik. Birinchisi moddiy nuqtaning murakkab harakati. Endi ikkinchisi nisbiy, ko'chirma va absolyut harakatlar. Uchinchisi nuqtaning murakkab harakati tezliklarini aniqlash. Nuqtaning murakkab harakatida uning tezlanishlarini aniqlash. Coriolis tezlanish. Bugun mana shu savollarga javob berishimiz kerak, hurmatli talabalar. Keyinlar birinchi murakkab harakat ta'rifidan boshlaydi. Murakkab harakat o'zi qanday harakat? Murakkab harakat deb shunday harakatga aytiladiki, bu harakatda nuqta bir nechta koordinata sistemasiga nisbatan harakat qiladi. Yana qaytaraman. Nuqtani murakkab harakati deb shunday harakatga aytiladiki, bu harakatda nuqta bir necha koordinata sistemasiga nisbatan harakat qiladi. Misol uchun biz avval misol keltiraylik. Masalan, biz yer bilan birga harakat qilamiz, to'g'rimi? Yerni o'qiga nisbatan harakat qilamiz. Yer bilan birga yerni o'q atrofida aylanamiz. Demak, yerni o'qiga nisbatan bitta harakatimiz bor. Ikkinchidan, yerni o'zi quyosh atrofida nima qiladi? Aylanma harakat qiladi. Demak, biz bir vaqtda o'zida ikkita harakatda ishtirok etamiz. Yerni o'qiga nisbatan va quyosh atrofida aylanma harakat qilamiz. Bu bitta misol. Ikkinchi misol. Kosmik raketa yerga nisbatan harakat qiladi. Uni kosmik raketaning ichidagi kosmonavt esa kosmik raketaga nisbatan harakat qiladi. Yo ichida bo'lsa, yo tashqarisida bo'lsa. Endi agar shu kosmonavtni yerga nisbatan harakatini qaraydigan bo'lsak, bu murakkab harakat bo'ladi. Murakkab absolyut harakat bo'ladi. Shuning uchun endi nuqtani murakkab harakatini o'rganishga kirishamiz. Nuqtani murakkab harakatini o'rganish uchun, demak, harakatlarni bo'lib olamiz. Otlarini o'rganamiz. Qanaqa harakatlardan iborat? Shuni bilib olaylik avvalo. Keyinlar mana bu yerda chizma bor edi. Shu chizmadagi sizlarga ko'rsatayman. Mana chizma, masalan, mana shu chizma. Ko'rinyaptimi chizma? Mana chizmaga qaraydigan bo'lsak, chizmada ikkita koordinata sistemasi tasvirlangan. Ikkita koordinata. Birinchisi. Chizma ko'rinmayapti. Ko'rinmayapti? Ko'rinmayaptimi? Yaxshilab qaranglar. Hozir men yana yuklayman bo'lmasa. Demonstratsiya ekrani, doska. Ana. Az o'chadi yana. Связымыз o'chadi, sabr qilib turinglar. Menga ko'rinmayapti. Ko'rinmayaptim. Boshqalarga ko'rinyaptimikin? Chizma. Alo. Xo'p.
9'da talabamız var. Başkaları görünü yaptı mı? Üstaz. Görünmem ustaz. Kişilerse görünmeye kaldı şimdi. Görünmeye kaldı mı? Hazır kaytadan yana bulması. Kişilerse görünmeye. Kişilerse görünmeye kaldı. Bak bak başlayalımız. Masteras ekranı bastı. Bana onu uçurup birerli birinci olmasa. Bana karayla. Masteras ekranı bastı. Bana tasvirde bastı. Samyesini ispozorunu bastı. Göründü mü? Kamara bu Müccan. Gördün mü? Göründü. Ha göründü. Göründü, göründü. Şimdi bana şu çizmeye itibar beradigan bo'lsak, çizmada ikkita koordinat sistemasi bor. Koordinat o'qlari bor mana mana. Birinchisini qaranglar, qo'zg'almas. Z Z1 X1 Y bu. Bu kozgalmaz koordinat sistemi. Kozgalmaz koordinat sistemi. Mesela bu yerge bağlanan bolsun. A1 nokta arkalı yerge nima qilingan bolsun, bağlanan bolsun. Kelinle bunu kozgalmaz koordinat sistemi deyip atalı. Aslında o yam kozgaladı yer bile. Ha, görümlü. Lekin biz onu kozgalmaz koordinat sistemi deyelim. Şimdi ikinci koordinat sistemi. Man A noktada. Görünmedi. Y, X. Görünmedi. Yaxşı işitmiyorsun. Yaxşı işitmiyorsun. Ma aytdim sizlarga. Hurmatli talabalar. İnternet yomon. Menga e'tibor bermanglar. Kimdi mikrofonlarni o'chiringlar, sabr qilib turinglar. Ma albatta buni qayerga tashlayman? Platformaga tashlayman. A tekst bo'lsa, alinga tashlayman. Telegramga tashlayman. Kelishdingmi? O'chirib turinglar hozir mikrofonlarni. Umman uçurup fakat tamoşa kıptırıyorlar. Demek tamoşa kıp kulak sokuyorlar. Demek iki de koordinat sistemi. O bir, x bir, y bir, z bir. O, x, y, z koordinat sistemi. Şimdi nokta kayar tuttu. Nokta mı nereye tuttu bana? P nokta. P, x bir, y bir, z bir. Onun koordinatası. Demek onun koordinatası mesela kozgalmaz koordinat sistemi. Koordinatlar x1, y1, z1. Kozgalıç koordinat sistemi x, y, z koordinatlar var. Şimdi nokta. Noktanın hareketlerini kuramız. Noktanın hareketleri üçte hareketli var. Birincisi. Birincisi. Kozgalmaz koordinat sistemi nispeten hareket. Noktanın. P noktanın kozgalmaz. Yani yerge nispeten hareketi mürekkep hareket değil. Mürekkep. Mürekkep hareket deyiladi, u A belgisi qo'yiladi. Yoki absolyut, yoki mürekkep hareket deyiladi. Qo'zg'almasdan. Endi nuqtaning qo'zg'aluvchi koordinatlar sistemasiga nisbatan. Qo'zg'aluvchi koordinatlar sistemasiga nisbatan harakatni nisbiy harakat deyiladi. Ya'ni P nuqtani x, y, z o'qlariga nisbatan harakatni nisbiy harakat deyiladi. Nisbiy harakat. Endi nuqtaning O nuqta bilan birgalikda. Nuqtaning O nuqta bilan birgalikda. O1 x1 y1 z1 sistemaga nisbatan harakati ko'chirma harakat deyiladi. Demak, uchta harakatni qaraymiz ekan hurmatli talabalar. Nisbiy, ko'chirma, murakkab harakatlardan iborat bo'lar ekan. Nuqtani murakkab harakat. Xo'p, endi mana chizmani yaxshilab ko'rib oldilaringiz. Demak, mana shu ikkinchi savolga ham biz ta'rif berdik mana. Nisbiy, ko'chirma, absolyut harakatlar. Demak, moddiy nuqtaning murakkab harakati nuqtaning bir necha sistemaga nisbatan harakati deyiladi. A harakatlar esa 3 xil bo'ladi: nisbiy, ko'chirma, absolyut harakatlar. Endi bu biz harakatlarga ta'rif berdik. Endi tezlik qanday topiladi? Tezlik tezlik topish uchun biz nuqtani radius vektorlarini o'tkazamiz. Masalan, radius vektorlar. Mana bu yerda nuqta 3 ta radius vektor o'tkazamiz. Birinchisi koordinatlar sistemasini birlashtiruvchi vektor. Koordinatlar sistemasi, ya'ni O1 bilan O'ni birlashtiruvchi vektor. Buni R0 deymiz. Ikkinchi nuqta bilan qo'zg'aluvchi O'ni birlashtiruvchi nuqta, vektor. Nuqta bilan
onu birleştiruvchi vektor. R1. R vektor deymiz. R vektor. Nisbi vektor. Endi O1 nuqta bilan P nuqtani birleştiruvchi. Buni R1 deymiz. R1. Endi qaranglarchi. Mana R1 vektor nimaga teng? R0 bilan R ni yig'indisiga teng. To'g'rimi? Yig'indisiga teng. Mana shundan kelib chiqamiz endi biz tezliklar topishda. Mana shuni yozib olamiz. Qaranglar, mana R1 teng R0 plus R. R1 teng R0 plus R. To'g'rimi? R1 teng R0 plus R. Endi shuni ikkala tarafini hosil olamiz. Hosil olsak, mana bu tomondan ham olamiz, chap tomondan, o'ng tomondan ham hosil olamiz. Demak, tezlik mana buni birinchi tezlikni absolyut tezlik deymiz. Mana o'z ikkinchisini ko'chirma tezlik deymiz. Bunisi esa nisbiy tezlik deymiz. Demak, tezlik absolyut tezlik ko'chirma va nisbiy tezliklarning yig'indisidan iborat bo'lar ekan. Mana ikkita tezlikning yig'indisidan iborat bo'lar ekan. Shuni bilib qo'ying. Tashmaganda tushunish kerak. Va dardni gapizlamayman. Yo, faqat uzilib qoldi. Magnetni ko'rgan yo'q bu o'zi. Zora, o'zing zo'rmi sana? Demak, mikrofonlarni o'chirdilaring, ha? Mikrofonlarni o'chiramiz. Hurmatli talabalar, mana endi demak tezlikni topish uchun ikki tomondan hosil oldik. Endi tezlanish topish uchun yana ikki tomondan hosil olamiz. Yana ikki tomondan hosil olamiz. Mana ikki tomondan hosil olsak, tezlanish uch qismdan iborat bo'ladi tezlanish. Uch qismdan. Hozir masala ko'rsatdim. Tezlanish uch qismdan iborat bo'ladi. Demak, mana 2-10 formulaga qaranglar, 2-10 formula. Demak, tezlanish uch qismdan iborat bo'ladi. AA absolyut tezlanish, nisbiy tezlanish, yana davom etamiz. Demak, murakkab harakat. Yo, yo, o'chirib turinglar, o'chirib turinglar. Mikrofonni o'chirib turinglar. O'chirdilaringmi? Demak, murakkab harakatda tezlanish uch xildan iborat. Ko'chirma va korreksiya bor. Hurmatli talabalar. Demak, murakkab. Hello. Bobay qarda, bobay. Dan farq qilar ekan. Qariyos tezlanishiga bitta misol keltiraman, sizlar o'zlaring shuni davom ettiring. Tushunyapsizmi? Nima katta aytdingizmi? Eshityapsizlarmi? Murakkab harakatda Koriolis tezlanishi hosil bo'lar ekan. Koriolis bu olimning ismi. Masalan bitta misol. Qanaqa bu shu katta? Nil daryosi. To'g'rimi? Nil daryosi.